hangiev.com soruyor programımızda bu haftaki konuğumuz Investom Direktörü Emil Bayramlı. Emil Bey, Investom ailesi olarak kendinizden bize biraz bahseder misiniz? Merhabalar. Yaklaşık 12 senedir Kıbrıs'ta bulunuyoruz. 7 senelik emlak tecrübemiz var Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ın en büyük inşaat şirketlerinden birinde çalıştım. Yaklaşık 5,5-6 senelik bir inşaat şirketinde de tecrübemiz vardır. Şu an kendi şirketimizde kendi faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Investom olarak yurt dışı bağlantılarınızla hangi ülkelerde daha çok çalışıyorsunuz? Investom olarak yurt dışında çalıştığımız ülkeler daha çok yoğunluk olarak Ukrayna, Rusya, Kazakistan, İran, Litvanya. Yani Litvanya'ya gitmekle artık Avrupa piyasasına da açıldık. Yeni ülkeler keşfetmeye de çalışıyoruz. Yaklaşık böyle 3-4 ay önce Avrupa turumuzda da insanların Kıbrıs'ı ilgisini çekmesiyle biz artık Avrupa'ya da açılmayı düşünüyoruz. Yani Litvanya'dan başladık ve sırada artık Almanya, Hollanda ve diğer ülkeler vardır. Bunun dışında son 2 ay içerisinde Türkiye'den şu an Kıbrıs'a büyük talep vardır. Yani Türkiye pazarıyla da çalışıyoruz. Emil Bey, yabancı müşteriler sizi neden tercih ediyor? Investom'da Türkçe konuşan, Farsça konuşan, Rusça konuşan, Ukraynca, Slovakça, Azerice, yani birkaç dil daha sayabilirim, konuşan bizim danışmanlarımız vardır. Ayrı ayrı yabancı departmanlarımız vardır ki bizim şu an yurt dışından gelen müşterilerimizle kendi dillerinde onlarla konuşarak yardımcı oluyoruz. Ve bu yüzden yani en büyük başlıca sebeplerden biri de bu müşterilerle onların kendi dilinde konuşmamızdır. Yabancı yatırımcılar neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tercih etmeliler? En büyük sebeplerden biri fiyattır. Çünkü Rum tarafında örnek atıyorum fiyatlarla şu an kuzey kısmında olan fiyatlar arasında çok büyük fark vardır. Bunun dışında Avrupa'daki fiyatlarla kıyaslayabiliriz. Şu an denizin olduğu bir ülkede, güneşin bol olduğu bir ülkede aradaki bu fiyat farkından dolayı insanlar artık yavaş yavaş Kıbrıs'a geliyorlar ve talep de günü günden yükselmeye başlıyor. Rum tarafıyla mesela biz kıyasladığımızda şu an buradaki fiyatlarla Rum tarafındaki fiyatlar arasında en az 5 defa fiyat farkı vardır. Örnek atıyorum, burada yatırımlık bir bölgede, bir Long Beach bölgesini söyleyelim. Oradan 100 bin sterlinlik bir yatırım yaptığınızda aynı Rum tarafındaki bir bölgeye gittiğinizde, deniz sahili bir bölgeye gittiğinizde orada yatırım yapmak isterseniz eğer oradaki fiyatlar en az 500 bin, 600 bin sterlindir. Hatta yani deniz sahili bölgelerdeki rakamlar artık yani milyonlar konuşuluyor orada. Biz inanıyoruz ki şu an biz 100 bin sterlinlik, 150 bin sterlinlik fiyatlar konuşuyoruz bu bölgede yatırım yapmak için. Yaklaşık böyle 3-4 sene sonra fiyatlarımız en azından bu fiyatlara yakınlaşacaktır. Bunun dışında Avrupa ülkeleriyle de kıyaslayabiliriz ki sadece biz Rum tarafını değil, yani en yakın bölge olduğu için Rum tarafını biz kıyasladık. Avrupa'daki fiyatları da yatırımcılar çok iyi biliyorlar. Avrupa ülkelerinde deniz sezonu, yani yaz sezonu maksimum 2 ay, 3 aydır. Ama Kıbrıs'a gelip de böyle bir fiyata ev alıp denizin sahilinde güzel bir eve sahip olup ve güneş, bol güneşli bir bölgede yaşamak artık böyle bütün yatırımcıları ilgisini çekiyor. Yurt dışı piyasasında Kıbrıs ile alakalı ne gibi engellerle karşılaşıyorsunuz? Engel olarak şimdiye kadar en çok sorulan sorulardan biri. Yani insanlar geliyor buraya, yatırımcılar falan. Bunlara güzel sunum yapılıyor, her şey gösteriliyor, her şeyi beğeniyorlar, güzel. Ama en sonunda sorulan bir soru oluyor. Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasıyla ilgili. Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasıyla ilgili biz bugünlerde, şu an biz net bir cevap veremiyoruz. İlerleyen zamanlarda umudumuz var ki tüm dünya ülkeleri tarafından tanınır. Ve bu tanınmasıyla da büyük engeller ortadan kalkar. Çünkü şu an başka ülkelerden, atıyorum Rum tarafını kullanmayarak buraya gelmek isteyen insanlar, onlar aktarmalı olarak geliyorlar. Ya İstanbul üzerinden, Ankara üzerinden, bu şehirlerden geçerek yani aktarmalı olarak Kıbrıs'a geliyorlar. Yani Kuzey Kıbrıs tanındıktan sonra artık bu şekilde yani böyle tip engellerimiz kalmayacaktır. Bunun dışında mal izini, yani diyelim herhangi bir ev aldınız, izinlerin çıkması çok gecikiyor, geç kalıyor. Yani insanlar aylarca bekliyorlar. Bu süreler eğer kısaltılırsa bu Kuzey Kıbrıs için yani çok büyük artı olacaktır. Hem fiyat anlamında hem artık Kuzey Kıbrıs dünya ülkeleri tarafından tanınacaktır yani. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz Investom olarak. hangiev.com sitesine girerek oradan bizim ilanlarımızı da inceleyebilirsiniz. Direkt oradan bize ulaşabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs emlak piyasası ile ilgili size detaylı bilgilerimizi sunabiliriz.